Ben artık şu maskeden kurtulmak istiyorum. Ben kafeye gidiyorum mesela, hani eskisi kadar insan yok. Dışarıya bakıyorum, eskisi kadar insan yok. Düş yeterli değil. Ya biteceğini de düşünmüyorum açıkçası bu şekilde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre Kayseri'deki vaka düşüşü devam ediyor. Bakalım Kayseri halkı düşüş hakkında neler düşünüyor? Ya düşüş tabii ki sevindirici. Mutlak ki aşılama oranlarının artmasıyla birlikte düşüş daha da ileriki günlerde kendini belli edecektir. Ama burada bizlere düşen görev maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Özellikle ev içi, aile içi bulaşlara biraz daha özen gösterirsek daha iyi olacaktır inşallah. Peki sizce bu süreçte düşüş yeterli mi? Ya burada düşüş başka şeylere de bağlı, yani tek kriter değil. Aşılama oranlarının artması, dediğim gibi vatandaş olarak bizlerin kurallara mutlak surette uymamıza da bağlı. Bu hususlar çok önemli. Peki sizce Kayseri halkı kurallara uyuyor mu? Belki istenilen derecede olmasa da yine de iyiyiz diyebilirim. Ama daha çok gayret etmek gerekiyor tabii ki. Bu konuda hakkında Sağlık Bakanlığı iyi bir çalışma yapıyor. Gerçekten de ellerine sağlık. Biz de elimizden gelindiği kadar mesela bize kuryeyim. Öncekiye göre çoğu eve girdiğimizde her bir kağıt olurdu. Şu an mesela çalışmalardan dolayı da bu şeylerde bayağı rastlamıyoruz. Çalışmalarda devam ettiklerini görüyoruz yani. Sizce düşüş arttırmak için herhangi farklı bir tedbir alınabilir mi? Yani aşılanma fazlalaşırsa maskeden de kurtuluruz. Böyle bir yaşam olabilir yani. Aynen. Tabii aynen. Umudumuzu kaybetmiyoruz aynen. İnşallah bu maskeyi çıkartır. İlerleyen zamanlarda da maskesiz bir günlere geçeriz diye düşünüyoruz aynen. Koronavirüs düşmesi için, tamam etmesi için ilaç ve aşı olması lazım. Çünkü insanlar kapattıkları zaman azalacak, insanları bıraktıkları zaman çoğalacak. Böyle bir kısır döngü içerisine girecek. İlaç ve aşı uygulandıktan sonra düşeceğine inanıyorum. Peki şu anki düşüş hakkında neler düşünüyorsunuz? Şu anki düşüş hakkında düşüncelerim sunidir. Çünkü aşılama hızlanırsa faydası olur. Ama aşılama hızlanmazsa, aşı yavaş giderse, tedariği yavaş giderse bu koronavirüs tekrar artışa geçecektir. Bu kısıtlamaların fazla bir şeyi yok yani. Yani sizce aşılama düşüşü devam ettirecek? Tabii ki aşılamanın hızına bağlı düşüş ilerleyecek ama aşılama yavaş ve serbest bırakma genişlerse aşı, yani Covid hasta sayısı daha da artacak. İyi, memnun oldum. Güzel bir şey. Almanya'da daha çok. Onlar da tam açıklamıyorlar. O nasıl olacak? Almanya'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Almanya ile Türkiye arasında nasıl bir fark var koronavirüsüyle? Hangi ülke daha iyi? Türkiye. Dünyada bir numara. Şu an üçüncü sıradayız. Almanya'da aşı yok. Ben Suruk buraya aşı vurmaya geldim. Bak bugün de hatta sabah aşımı oldum. 66 üstüne BioNTech vurmuyorlar. Başka ölüm aşıları vuruyorlar anlayacağım. Burası cennet. Diyecek bir şey yok. Herkes mutlu olsun memlekette yaşadığını. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok güzel, Allah razı olsun. İki sefer aşıyı yaptırdım. 75 yaşındayım. Çok Allah devletten razı olsun. Peki düşüş oranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel tabii, yani kendimiz maske, mesafeyi korursak düşer. Doğrudur. Peki sizce düşmeyi arttırabilir miyiz, düşüşü? Tabii düşüşü arttırabiliriz. Devamlı artıyor. Nasıl artırabiliriz? Ya mesafeleri korursak, yani maskeyi güzel kullanırsak, mesafeyi korursak düşer. Bu bizim elimizde. Vallahi insanlar artık evde kalmaktan sıkıldığı için biraz daha tedbirlere dikkat ediyorlar gibi geliyor bana. Peki sizler düşüşü nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi sizce bu süreçte? Hala yeterli değil. Yani ben artık şu maskeden kurtulmak istiyorum. Ne gerekiyorsa yapacağız yani halk olarak. Peki sizce maskeden kurtulmak için ne yapılması lazım? Ne yaparsak maskeden kurtulabiliriz? Ya bütün ülkenin aşılanması gerekiyor bana göre. Biraz uzun sürer ama mümkün bence. Umutlu musunuz bu konuda? Başta umutlu değilim aslında ama yani ne zaman geçecek? Geçmeyecek gibi duruyor ama artık umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Bence gayet iyi. Hani artık insanlarımız da eskisi kadar dışarı çıkmıyor. Çünkü hani korona artık bir farklı bir boyut. Yani artık hani öldürme derecesine geldi. Hani herkes yakınlarını kaybediyor. Ben kafeye gidiyorum mesela, hani eskisi kadar insan yok. Dışarıya bakıyorum, eskisi kadar insan yok. Yani bu güzel bir şey. Peki sizce bu süreçte düşüş yeterli mi? Yok.
değil. Biraz daha düşmesi gerekiyor. Peki düşüşü sizce nasıl arttırabiliriz? Biraz daha mesafeyi, maskeyi, hani bu biraz daha hani araları açmamız gerekiyor. Çünkü artık hani fazla büyüyor. Ya ben düşüş hakkında biraz dikkat ettiğimizi düşünüyorum açıkçası bu aralar. Hani daha çok elimizi yıkama, dezenfektan vesaire daha çok halkımız dikkat ediyor. Belki bu yüzden olabilir. Aşı geldi, aşılardan sonra da olmuş olabilir. Yani inanın şu an net bir düşüncem yok açıkçası. Peki sizce düşüş yeterli mi? Düşüş yeterli değil. Ya biteceğini de düşünmüyorum açıkçası bu şekilde. Peki düşüşü nasıl arttırabiliriz sizce? Düşüşü nasıl arttırabiliriz? Herkese aşı yaptırarak, evinde bir süre tutarak en azından bir ay, bir buçuk ay, hani her neyse, her yeri dezenfekte ederek bu nasıl olacak onu da bilmiyorum. Ama bu şekilde biteceğini de düşünmüyorum açıkçası. Yani bu maskelerle yaşayacağımızı düşünüyorum açıkçası.